...şimdi e, ilimizde... ...Haziran ayı e, ortasında olduğumuz... ...bu dönemde... E, ...yavaş yavaş buvat e, ...hasatları tamamlandı... ...ve ikinci ürün ekimi için... ...gerek Mısır'da gerek... E, ...Pamuk'ta bu yıl... E, ...farklı farklı... E, ...ürün... E, ...üretim... E, ...deseni düşünülen yerler de var... ...buralarda... E, ...hızla yeniden ekim yapabilmek adına... E, Bitki hasat artıklarını yakmaktalar çiftçilerimiz. Uzun yıllardır zaten bunun yasal olarak yasak olduğunu yasalar belirlemiş. Anız yakan çiftçiye belli bir miktarda bir ceza uygulanmasını öngörüyor. Ancak bu konuda yetkililer tarafından biraz kontrollerin azlığı ya da biraz daha dikkatsizlik yaşanıyor ilimizde anız yangınlarını her geçen gün daha arttırabilmektedir. Fakat bilinmesi gereken bir şey var Şanlıurfa topraklarına baktığımız zaman normalde organik madde miktarımız yüzde5 olması gerekirken yüzde birler düzeyinde Topraktaki organik maddenin ana kaynağı bitki artıklarının çürümesi haliyle artıyor. Yani biz hasat yaptıktan sonra bitki artıklarını tarlaya düzgün bir şekilde karıştırıp, daha sonra o artıkları tarlada çürütürsek organik madde miktarını arttırabiliyoruz. Biz anızı yakarak hem organik madde miktarını azaltmış oluyoruz, hem toprakta bir kaşık yemek kaşığı toprakta sağlıklı toprakta ben geçen gün çocuklara da bunu söyledim. Tabi yuvarlak bir rakamdır. Dünya nüfusu kadar canlı var. Yani bir yemek kaşığı toprakta sağlıklı toprakta 8 milyar civarında bakteri, mikroorganizma, ondan sonra böcek, bu tür canlılar var. Ve bu da bu canlılar bizim topraktaki e, tarımsal üretimimiz için bitkisel e, besin maddelerine, Değiştiriyor, ...parçalıyor, bizim için hazırlıyor... ...buğday üretimine faydası oluyor... ...pamuk üretimine faydası oluyor... ...biz bu bakterileri, mikroorganizmaları... ...hayvanları... ...bu anızları yakarak yok ediyoruz... ...yani bir anlamda... ...tarla işçilerimizi, toprak işçilerimizi... E, ...yakarak... ...onların olumsuz hale gelmesini... ...sağlıyoruz... ...toprak, e, biz derslerimizde de... ...söyleriz, canlı bir varlıktır... ...bu canlı varlığı biz yakarak ölü hale getiriyoruz. Toprağın yapısını bozduğumuz gibi topraktaki verim potansiyelini de düşürmüş oluyoruz. Yine aynı şekilde toprakta bir nem e, durumu var. Biz bunu yakarak tamamıyla kaçırıyoruz. Yani anız yakmanın e, sadece bunlar topraktaki görünen zararları. Yine çevreye oldukça fazla zarar veriyor. Yani iklim değişikliği dediğimiz topraktaki e, bu e, kirliliği meydana getiriyoruz. Geçen gün hastaneye gittiğimde e, hava kalitesinin çok bozuk olduğunu ve alerjik rahatsızlıkların pik yaptığını söylediler. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi anız yangınlarıdır. Çünkü hava kalitemiz bozuldu. E, diğer tarafa döndüğümüzde geniş e, baktığımızda e, anız yakılan işte geçen gün e, yanı başımızda 5000 dönüm buğday tarlası komşunun yaktığı anız sayesinde yandı. Ya da işte telefon direklerinden trafolara kadar, evlere kadar karayollarındaki vermiş olduğu zararlara kadar reel olarak da birçok zarar olmaktadır. O yüzden biz anızın yakılmasını tavsiye etmiyoruz. Onun toprağa karşıtırılarak çürümesini bekletilmesini istiyoruz. Hemen bana şunu soracaksınız diyeceksiniz ki biz anız yakmadan nasıl ikinci ürün ekeceğiz? Ee, bu konuda o kadar güzel teknolojiler var ki bundan 20-25 yıl önce e, Amerika gibi birçok ülkenin kullandığı Notil adı verilen işlemesiz tarım var. Yani anıza ekim cihazlarıyla e, mibzerleriyle siz pamuğu, mısırı ekim yapabilir yapıp e, daha rahat e, bir şekilde tarımsal üretim yapabiliyorsunuz ki yanılmıyorsam e, TİGEM'de bütün ikinci ürün ekimlerinin tamamı anıza ekim yapılarak e, yapılmakta ve dolayısıyla e, daha yüksek verim elde edebileceğimiz gibi toprak kalitesini de azaltmamış oluyoruz.